sinüs ve burun kanserleri sıklıkla burun tıkanıklığıyla bize e, hastaların gelmesine neden olur. Bu burun tıkanıklığının en büyük özelliği tek taraflı olması ve uzun sürmesidir. Çünkü burun tıkanıklığı yapan kanser dışında da çok neden vardır. Ama uzun süren ve tek taraflı olan ve özellikle kanla karışık salgıyla birlikte olan burun tıkanıklıklarında mutlaka burun ve paranzasinüs kanserleri akla getirilmelidir. Bunun dışında burun ve sinüslerin alt kısmından kaynaklanan kanserlerin bir kısmı diş sorunlarına ve ağız içi sorunlarına neden olabilir. Bu açıdan diş hekimi arkadaşlarında çok dikkatli olması gerekir. Yine burunun üst yan kısmı, paranazal sinüslerin üst yan kısmından kaynaklanan kanserler gözle ilgili şikayetlere neden olabilir. Gözde itilme çift görme, görme bozuklukları olabilir. Bu açıdan da göz ardı edilmemesi gereken bir kanser grubudur. Daha ender olarak da ileri aşamalarda yüzün ön kısmında şişliklere ve kafa içine, beyin dokularına ilerlemeyle baş ağrısı ve diğer sinir sistemi şikayetlerine de neden olabilir.